Merhabalar. Türk Edebiyat tarihinin en dokunaklı hikayelerinden birine gidiyoruz. Bundan yaklaşık 50 yıl önce bir üniversite öğrencisi olan Sezai Karakoç'un Muazzez Akkaya olan aşkı. Dillere pelesenk olmuş bu aşkın hikayesini bambaşka bir açıyla da dinleyebiliriz. Muazzez Akkaya üniversitede genç ve güzel bir kız iken Sezai de aynı üniversitede öğrencilik yapmaktadır. Sezai, Muazzez Akkaya'ya vurulur. Fakat aşkını içinde yaşayarak hiçbir zaman Muazzez'e dile getirmemeye çalışmıştır. Sezai her gün Muazzez'i görmek ümidiyle okula gelir, şiirler yazar, bir şeyler çizer. Ta ki yaz olunca, üniversiteler tatil olunca Muazzez'in babasının yazlığında tatile çıkmasıyla daha da alevlendi. Sezai Karakoç Muazzez'i görmeden yapamıyor. Sezai çok farklı bir karara imza atar. Geyve'ye yerleşen Muazzez Akkaya'nın karşısındaki yazlığa Sezai de bahçıvan olarak yerleşir. Orada çalışmaya başlar. Her gün Muazzez'i görmek ümidiyle o bahçede bahçıvanlık yapmaktadır. Yıllar gider, üniversite sonlara doğru gelir. Bir mezuniyet düzenlenir. Sezai Karakoç yıllardır içinde biriktirdiklerini kağıda dökmüştür Muazzez için. Fakat Muazzez'in bundan pek de haberi yok. Bir gün mezuniyette bir konferans düzenlenir. Üniversitedeki bütün öğrenciler orada. Fakat Sezai bambaşka bir karar almıştır. O konferansta bir şiir okuyacaktır. Yıllardır aşkıyla büyüttüğü o şiiri Sezai Karakoç sahnede okuyacaktır. Fakat işin ilginç yanı Muazzez de o konferans salonunda. Sezai'nin arkadaşları bir şekilde bunu Muazzez'e dile getirmişlerdir. Sezai Karakoç sahneye çıkar ve o en dokunaklı dizelerle yazılmış müthiş şiiri okur. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geyve'nin gülleri ve beyaz yerbeyaz, kanadı kırıkmış merhanı ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Tam 14 dörtlük yazmaktadır. 14 dörtlüğü okur. Sahnede bir alkış tufanı. Ayakta alkışlanır. Defalarca istenilir. Tam Sezai 3 defa okur bu şiiri. İşin sonunda Muazzez çok etkilenir. Sezai'ye gider ve bir şansı ister. Sezai orada farklı bir cevap verir. Benim aşkım senin aşkını geçti der ve bu teklifi kabul etmeyeceği rivayet edilir. Yıllar sonra okul biter, Sezai hayatına döner. Sezai hiçbir zaman evlenmez. Muazzez Akkaya evlenir, çoluk çocuk sahibi olur ve Amerika'ya yerleşir. Fakat işin ilginç yanı, şiirin sırrı yaklaşık 20 yıl sonra çözülür. 14 dörtlükle yazılan bu şiir bir akrostijdir. Ama bildiğimiz akrostijlerden biraz daha farklıdır. Her dörtlüğün ilk dizesine Muazzez'in bir harfini serpiştirir. Mona Rosa ile başlayan bu şiir tekrar Mona Rosa ile biter. Muazzez, Akkaya'm olarak akrostij bir şiire dönüştürülür. Yıllar geçer, Sezai yaşlanır. Zaten yaklaşık 2 yılda da aramızdan ayrılır. Fakat Muazzez Akkaya halen yaşamaktadır. İşin tuhaf yanı ve hikayeyi daha da anlamlı kılan bu önemli detay benim de biraz dikkatimi çekti. Yaklaşık bir ay önce Muazzez Akkaya yıllarca bekleyerek yaklaşık bir ay önce onun mezarına gelip dua okudu. Vefasını bir şekilde ödedi mi, ödemedi mi ona da siz karar verin.